Ahmet. Bu durumu nasıl yarattıysan öyle toparlayacaksın. O kızı ben gelin aldım, sana emanet ettim. Ne yap yap, Gümüş'ü ikna et. Yoksa sana hakkımı helal etmem, anladın mı? Gümüş. Gitme Gümüş. Gümüş gitme. Ne olur bunu bana yapma. Mehmet çekilir misin önümden? Gümüş gitmene izin veremem. Mehmet çekilir misin? Gümüş gidemezsin. Giderim. Gümüş. Gümüş. Gümüş gitme. Kızım. Hakkınızı helal edin. Allah'ım, yine kıyametler kopuyor yılda. Korkumdan gidip bakamadım da. Neler oluyor acaba? Hayırdır kızım? Ben de bilmiyorum babacığım, hayır mı şer mi? Sana da bir teşekkür edemedim Burcu'cuna da. Teşekkür mü? Niçin? Hakkınız ödenmez. Büyük insansınız. Torununuz için tarlayı satıp el yanında çalışır oldunuz. Allah bin kere razı olsun. Allah size uzun uzun ömürler versin babacığım. Kızım sen şaşırdın mı? Ben tarla falan satmadım. Benden saklamanıza gerek yok babacığım. Orhan bana her şeyi anlattı. Bir yanlışın olmaz. Orhan beni aradı. Tarlayı satmamı istedi. Keşke yapsaydım. Ama nasıl yapardım? 5 nüfus. O tarla olmasa açta açıkta kalırdım. Yani ameliyat için Orhan'a parayı sen göndermedin mi? Yok. Orhan parayı nereden buldu peki? Nasıl olacak bu peki? Sen Melikleri'ye gidebilirsin değil mi? Evet de sağda durur musunuz lütfen? Ben burada iniyorum. Gümüşçüğüm saçmalama. Kızım iyi bak, tamam mı? Tamam kızım, tamam, ağlama. Gümüş. Gümüş gel buraya. Gümüş saçmalama.
Türkiye polislerle konuştum. Adamlar zaten aranıyormuş. En kısa zamanda yakalayacaklar. Ama paradan ümidimizi kesmemizi söylediler. Ben paradan geçtim zaten. Yeter ki başkalarının canı yanmasın. Peki. Neyin var senin? Baban tarlayı satmamış. Parayı nereden buldun Orhan? Nerede bu ya? Ya Rukiye, ben seni üzmemek için her şeyi gizledim. Kızımızın kurtulmasını ben de istiyordum ama o para bizim değildi Rukiye, onu kullanamazdım. Neyse ki Mehmet abi... Orhan, sen çok mükemmel bir insansın. Canım kocam benim. Beni üzmemek için bu kadar şeye nasıl katlandın? Seni çok seviyorum Orhan. Ben de seni, ben de seni. Gümüş Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim. Siz nasılsınız? Gördüğünüz gibi devam. Ama sizinle çalıştığımız günleri özlemiyor değiliz. Teşekkür ederim. Eda Hanım içeride mi? Evet, içeride. Buyurun. Tamam, teşekkür ederim. Gökhan. Gittiğin günden beri sensiz o eve girmek bana çok zor geliyor. Neyse ki... Senin de bildiğin gibi şu aralar Selim geldi de biraz olsun eve alıştım. Yine de yalıda kalıyorum. Oğlumuz çok iyi. Gitgide büyüyor. Onun küçük yüzüne her baktığımda seni hatırlıyorum. Sana o kadar çok benziyor ki. Sana o gün... Yani... Gittiğin gün... Kapıda... Gitme demek istedim. Ama bir şeyler beni engelledi. Neden bilmiyorum ama diyemedim. Belki diyebilseydim şu an yanımda olurdun. Ama olmadı. Ve yanımda değilsin. Nerede olursan ol, sana şunu söylemek istiyorum. Seni çok ama çok özledim.